Otodesk Inventor'ı birkaç tür unsuru sunmaktadır. Bunlardan eskiz unsurlarını önceki alıştırmalarımızda gördük. Eskiz unsurları eskiz kullanan ve eskizlere gereksinim duyan unsurlardır. Konum unsurları ise herhangi bir eskize gerek duymazlar. Ve doğrudan katı model üzerinde uygulanırlar. İlk göreceğimiz konum unsuru yuvarlamadır. Yuvarlama komutu Modify paneli içerisinde yer alır. Fillet, yuvarlama için kullandığımız komuttur. Komuta girdiğimizde bir diyalog kutusu açılır. Biz ilk olarak Edge Fillet denilen, yani kenar yuvarlama denilen seçeneğe bakacağız. Burada seçili olan kenarlar ve o kenarlar için uygulanacak yuvarlama radyusu girilir. Select Mode altında tek tek kenarların seçimi ya da o kenarlar bitişik ve kapalı bir alan oluşturuyorsa bunların tümünün seçimi ya da bir unsura ait kenarların seçimi yapılabilir. Bu bölümde ise tüm konkav ve konveks yuvarlamaların tek bir seferde seçilmesi mümkündür. Öncelikle burada görmüş olduğunuz kenarları işaretleyelim. Ve bu kenarlar için 2 milimetrelik yuvarlama yarıçapı kullanacağımızı belirtelim. Click to Add denilen bir alan bulunmaktadır. Buraya bastığınızda ilk tanımladığınızdan bağımsız seçimler yapabilir ve bu seçimler için farklı bir radyus tanımlayabilirsiniz. Örneğin bu iki kenarı 4 milimetrelik yuvarlamayla yuvarlayacağımızı söylüyoruz. Okey dediğimiz an model üzerine yuvarlamalar uygulanır. Şimdi de diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta da benzer bir geometri yer almaktadır. Yeniden yuvarlama komutunu çalıştırıyorum. Bu iki kenarı seçiyorum ve 2 milimetrelik yuvarlamayla yuvarlanmasını istiyorum. Click to Add yazan kısmı dokunup ekstradan bu iki kenarı belirtiyorum ve bunlar için 4 milimetrelik yarıçap tanımlıyorum. Yuvarlamayı tanımlamaya devam edelim. Komuta girdim. Buradaki kenarları seçtim. Yuvarlama yarıçapı olarak 20 milimetre girdim ve OK ile devam ettim. Yeniden fillet komutuna girdim. Bu sefer şurada görmüş olduğunuz iki kenarı işaretledim ve 4 milimetre yuvarlama yarıçapını tanımlayıp OK ile devam ettim. Burada özellikle birleşim yerlerinin Autodesk Inventor tarafından düzgün olarak oluşturulmasına dikkat edin. Bu kenarları yuvarlamak için yuvarlama komutuna girdim. Yuvarlayacağım kenarları seçtim. Yine 4 milimetre olacak ve OK ile devam ettim. Dikkat ederseniz buradaki birleşim de kusursuz bir şekilde sağlandı. Aynı yuvarlamayı buradaki kenarlar için de yapalım. OK dediğim an yuvarlamalar tamamlanmış oldu. Bir sonraki alıştırmada daha karmaşık yuvarlamaların nasıl tanımlanabileceğini göreceksiniz.